Ya şunu merak ediyorum. Önce şuradan başlayalım. Şimdi bugün Devlet Bahçeli'nin saat 11'de basın toplantısı yapılacağı duyurulunca, dün akşam saatlerinde duyuruldu. Hemen işte acaba erken seçim çağrısı mı yapacak? Erken seçim mi diyecek? Yani rutinin dışında bir şey mi söyleyecek gibi bir beklenti hasıl oluyor. Bu beklentinin bir temeli var mı sence? Yani Devlet Bahçeli böyle basın toplantıları falan yapacağını ilan ettiği vakit işte... Rutin dışı, beklediklerimizin dışında bir açıklama yapmasını bekleyelim mi her seferinde Nergis? Her seferinde beklemeyelim inan ama gerçekten bu beklentiyi haklı kılan bir siyasi tarih yaşadık. 2-3 çok kritik erken seçim şeyleri açıklamaları var. Bunun yanı sıra hatırlayacaksın bu 15 Temmuz sonrasında yaptığı yine anayasa değişikliğiyle ilgili o süreci başlatan hani bu sistem değişikliğini beraberinde getiren o açıklamalar, bunlar Bahçeli'den geldi. O yüzden ne söylediği her zaman önem taşıyor. Burada tabii şaşırtan, grup toplantılarını bitirmişti Bahçeli. Bu da aslında MHP'yi yakından izleyenler bilir. Meclis 1 Temmuz'da resmi olarak kapanır. Bahçeli de grup toplantılarını bitirir 1 Temmuz itibariyle. Ama tabii siyaset gündemi çok yoğun. Tatile girmedi. Meclis çalışmasını uzattı. Devam ediyor. Her gün bir dizi tartışma konusu var. MHP'de sonuçta bunlarla ilgili kendi bakışını, politik duruşunu paylaşmak istiyor. O nedenle bu salı günü yine grup toplantısı varmış gibi kendi partisinin genel merkezinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yani tabii bir erken seçim tartışması, muhalefet cephesi bunu açtı. Ama iktidar cephesinde ben karşılığı olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim. Hem AK Parti hem MHP açısından bir gün böyle bir çağrı gelmez demiyorum. Ama bu bugün açısından karşılığı olmayan bir tartışma, bunu ifade edebilirim. Çünkü yürütülen bir ekonomi programı var. Buna güveniyorlar. Önce onun sonucunu görmek istiyorlar diyeyim önce inan bu toplantıyla ilgili. Peki bir şey daha soracağım Nergis. Devlet Bahçeli işte kendi yazılı metni okuduktan sonra soru cevap kısmına geçti. Devlet Bahçeli'ye yöneltilecek çok soru var esasında. Fakat işte birkaç soru soruldu ama onlar da hani esasen Bahçeli'den işte yanıtını merak ettiğimiz sorular değildi. Neden acaba öyle oldu? Buna ilişkin bir kanaatin var mı Nergis? Mesela şu 154 kişi meselesini Bahçeli bugün kendisi açtı. Bu arada dedi, konuyu açtı ve buna ilişkin konuştu. Kimse sormadı. Ya şöyle bir durum var, bir kontrollü, ben de aslında toplantıyı izledim ama biraz sıkıntılı izledim, tam anlamıyla katıldığımı söyleyemem. Yani bir akreditasyon uygulanıyor ve o bir sınır getiriyor. Cumhurbaşkanlığı akreditasyonunun bir benzeri uygulanıyor, herkesi toplantılara almıyorlar. Burada bir karışıklık oldu, hani onun detaylarına şimdi girmeyeceğim ama bir kontrollü bir aslında süreç işletiliyor. İktidar cephesinde zaten biliyoruz, biliyorsun Cumhurbaşkanlığına yani basın kartı olan herkes giremiyor. Şimdi biraz bu kontrollü bir süreç işletiliyor. Her soruyu sorabilecek insanı taşıyamıyorsunuz o toplantılara. Anladım. Bunu sorduğunda da bir de şöyle bir durum var. İnan hani kimi sorulara nasıl sert tepkiler verildiğine dair de kötü deneyimler var. Açıkçası bu da biraz otosansür mü diyeyim belki bunu beraberinde getiriyor olabilir diyebiliriz. Yani ama, 155. kişi olma ihtimali olabilir o soruyu soranın diyorsun. belki de ama sıkıntılı bir malum Ankara'da basının istemez seyri var. Peki şimdi Nergis diyor ki Devlet Bahçeli bu 154 kişilik listeyi biz verdik diyor. Sonra o raporu yani şeyi gösteriyor. Mahkemeye gönderdikleri raporu gösteriyor ya da dosyayı gösteriyor. Evet. Televizyonlarda ne söylediler, ne yazdılar, ne çizdiler hepsi bunların içinde var diyor. Bunun bir tehdit listesi olmadığını da söylüyor ayrıca. Peşinden de diyor ki bu 154 kişi bizim yakın takibimizde. Bunları takip ediyoruz. Bunun hesabını soracağız ama bunu diyor hukuk yoluyla yapacağız. Sanki başka bir seçenek varmış gibi. Yapılmış örnekleri var onun da. Ya da var mı?
Başka bir yani kimi olaylar işte ister istemez yani bunun altını çizmek gereği duyuyorsanız bu başka bir algıya neden olmuş ve sonuç üretmiş. Hı-hı. Yani şiddete maruz kalmış, tehdit edilmiş insanlar var. Ve bu hedef gösterme olarak basın örgütleri bu işte verilen dilekçeyle ilgili bu yönde değerlendirmeler yaptılar. Listede ismi olan birçok meslektaşımız buna dönük yani bu bir fişleme ve bu bir hedef göstermedir şeklinde açıklamalarda bulundular. Buna dair tepki çok fazla. Yani sonuç böyle olumsuz, siz böyle listeler halinde bunları gündeme getirirseniz bunun yaratabileceği, sonra hesap edemeyeceğiniz şeyler yaşanabilir. Bunun için tehlikeli bir şey. Ama şunu söylemek istiyorum, biz bugün bunu dün çıktığından beri şöyle bir tarıyoruz. Bu MHP'de alışık olduğumuz bir siyaset yapma biçime inan. Şimdi ben çıkardım. Yıl 2018, 24 Haziran seçimlerinin sonrasında Bahçeli bir ilan yayınlıyor. Tam sayfa, hem de Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden birinde yayınlıyor. Ve şöyle bir iftira, itham, isnatta bulunanlar MHP'ye diye bir liste. Bu listede o zaman da 100 kişi var. Kimler var? Bütün kamuoyu anketi şirketlerinin sahipleri var. Hı-hı. Kimler var? Neredeyse Ankara'daki bütün gazetelerin, televizyonların Ankara temsilcileri, köşe yazarları, düşünebileceğin MHP'ye dönük o dönem eleştiri getirmiş kim varsa hepsi yani 100 kişilik bir listeyi de o zaman yayınlıyor ve diyor ki yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını bunların hiç unutmayacağız. Yani bu bir siyaset yapma biçimi MHP açısından. Grup toplantılarında da kimi zaman bir gazetenin işte yazarını, kimi zaman bir temsilcisini ismen hedef gösterdiğine de Bahçeli'nin çok tanık olduk. Burada biraz daha farklı. Yani 2018'deki örnek direkt hedef gösterme. O dönem çünkü daha da büyük hatta eleştiriler geliyor basın örgütlerinden. Burada ise başka bir nasıl diyeyim tırnak içi bir kurnazlık mı böyle belki ifade edebilirim. Sonuçta bunlar bildiğini söylüyor. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili çok şey bildiklerini söylüyorlar. İşte siyasi cinayet diyorlar. Olayı da biliyorlarmış detaylarıyla. Mahkeme bunları dinlesin. Şimdi bizim derdimiz bu. Dilekçenin amacı da bu. Yani bu şekilde yazılmış. Biraz burada tabii farklı bir yol izleniyor ama sonuçta bir ekip oluşturuyor, bir liste çıkarıyor. Bunlar MHP'ye bu gözle bakıyor, kötü gözle bakıyor ya da yani bir algı oluşturuyor toplumda. Bunları listeyip de karşısına cephe olarak koyuyor. Ve bu tehlikeli bir şey. Yani bu siz ne kadar hukuk içinde siz bunun altında çizseniz ama bunun hukuk dışı yollara birilerinin meyletmesini engelleyemezsiniz. Kontrol edemezsiniz böyle şeyleri. Siyasiler hele ekranlardan böyle büyük sözler kurabilen etki alanı geniş siyasilerin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Çok ağır sonuçları olabilir onların. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Yani mahkeme Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı dinlemeyecek mesela. Olcay Kılavuz'u dinlemeyecek. Özgür Özel'in hep işaret ettiği iki MHP'li dediği İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ı dinlemeyecek. Olcay Kılavuz işte milletvekiliydi eski vesaire. Bunları dinlemeyecek. Ama bunlarla ilgili işte yorum yapan, haber yapan gazetecileri çağıracak. Diyecek ki siz bu yorumları neye dayanarak yapıyorsunuz? Mesela Özgür Özel'e soracak mahkeme. Bahçeli'nin istediği bu. Özgür Özel'e diyecek ki ya siz neye dayanarak bu iki MHP'li deyip duruyorsunuz? Sayın Özgür Özel bu konuyla ilgili bize bir açıklama yapın diyecek mahkeme. Aslında şöyle de bir durum var. Bu yeni çıktı ama bunu Türk Gün kendi gazetesi yani MHP yakınıyla bilinen gazete diyeyim. Türk Gün'de 2 Temmuz'da aslında bunun haberi yapılmış. Çünkü bu MHP'nin yani şöyle 154 sayısı orada var haberde. 2 Temmuz'da haberde diyor ki MHP çünkü malum Sinan Ateş davası başlıyor. MHP davaya katılma talebinde bulunuyor. Ve orada o dilekçede bunu anlatıyor. Bunlar söyleniyor, hakkımızda iddialar var. Biz MHP olarak işte katılmak istiyoruz. Aynı zamanda bunları da dinlemenizi istiyoruz. Bu Özgür Özel başta olmak üzere bu 154 kişi diye. Orada 154 kişinin sadece ismi yok. Ama dilekçeyi aynen koymuşlar.
arkadaşımız da o listeyi yazmış oldu. Ama 2 Temmuz'da 154 rakamını vermişler. Evet, biraz o anlamda atlamışız diyebilirim. Evet. Yani bu tehlikeli bir durum. Yani işin tabii yani sonuç üretmesi, mahkeme bunu reddetti. Yani onu da hatırlatmak lazım. Evet, evet. Müdahil olma talebini reddetti. Katılma talebini reddetti. Evet. Dolayısıyla dilekçesinde bunları dinleyin talebini de reddetmiş tabii, dolaylı oldu. Evet. Sonuç üretmeyecek ama bir liste oluşturup kamuoyunun önüne bu listeyi koymuş durumda. Bu problemli bir durum. Sonuçları, olası sonuçları itibariyle tabii. Peki. Nergis, son sorum. Devlet Bahçeli'ye bugün bu sokak hayvanları yasası genel kurula geldiği zaman MHP'nin alacağı tutumun ne olduğu da soruldu. Devlet Bahçeli dedi ki Türk milleti köpekleri dost kabul eder dedi. Yani biraz böyle kafa karıştıran açıklamalar yaptı. Sanki sanki böyle MHP hayır diyecek gibi bir sinyal mi verdi? Sen nasıl algıladın? Hatta ben birine sonrasında bu cümleyi duyunca sordum, ne oldu, köpekler kurtuldu mu diye. Çünkü köpek katliamına yol açabileceği düşünülen bir teklif bu. Evet, kurtuldu dedi ama evet, senin dediğin gibi biraz aslında kafa karıştırıcı. Hı hı. Sadece MHP açısından değil, benim gördüğüm AK Parti açısından da kafa karıştırıcı. Yani orada da ben rahatlıkla partinin ikiye üçe bölündüğünü söyleyebilirim. Ciddi bir sıkıntı var. Hem kendi içlerinde tam anlamıyla bu doğrudur deyip arkasında durdukları ne bir teklif var, ne de buna rağmen, yani bir de ısrar var. Yani bir bütün olarak teklifin arkasında değiller, üstüne inanılmaz. Sanki böyle, yani ben şununla kıyasladım bugün. Şimdi bir kritik olay yaşanmıştı, hatırlayacaksın. MİT müsteşarının işte ifadeye çağrılması. 7 Şubat. Bu izni işte başbakanlığa bağlayan bir yasal değişikliği yapıldı. Meclis onun için sabahlamıştı. Hani çok böyle cidden büyük bir problemdi siyasi açısından. Yani sabahlaması normaldi ya. 2 gündür tuhaf bir şekilde hani bu yasa için meclis niye sabahladığının soru yanıtı yok gerçekten. Gördüğümüz şu, yani parti içinde de bölünmeler var. Toplum nezdinde yanlış anlaşılmalara ve sonuçlara yol açabilecek bir durum. Aslında partinin, hani iktidar partisinde MHP'nin de siyasi geleceğine de etki edebilecek sonuçlar da üretebilir. Şu an için benim gördüğüm ve ifade ettikleri bu, biz bitireceğiz, bu teklifi geçireceğiz diyorlar ama gördüğümüz komisyondan geçecek. Yani elinde sonunda bunu komisyondan geçirecekler. Hı-hı. Yani bu kadar uğraştık artık, hani bir şekilde artık tamamlayalım durumu var. Ama bir yandan da bir sürü malum, asıl çıkarmak istedikleri bir vergi yasası var. Bir de yargı paketi var, orada da süreli işler var. Bunu komisyondan geçirip sonra belki bir ihtimal diyorum ama grup ısrarcı, yok bunu da geçireceğiz diyor. Ama bir ihtimal Ekim'e de kalabilir. Cidden cevabı olmayan bir soru, birçok soru var bu teklifte. Bu ısrarı anlamak mümkün değil. Hiç kimse memnun değil. Şunu da belirteyim, yani ötenaziyi çıkardılar. Yerine işte yeni bir malum, hani detaylarını siz haberlerinizde vermişsinizdir. Veterinerlik kanununa gönderme yapan bir düzenleme. Aslında alanı genişletiyorlar. Yani sorunu çözen, itirazları karşılık bulduğu bir durum yok. Bir inatlaşma halini ben şimdilik görüyorum. Bu sonuçta yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirecek gibi geliyor. Eğer böyle çıkarırlarsa bundan hiç kimse hoşnut olmayacak sonuçları itibariyle, öyle görünüyor. Peki Nergis, çok teşekkürler zaman ayırıp katıldığın için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Devam edelim. Osman Kavala ile devam edelim. Şimdi Tuğrul Türkeş, Alparslan Türkeş'in oğlu, Avrupa Konseyi Türk Parlamenter Meclisi grubunun başkanı. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili aynı zamanda Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini söyledi. Milli duruş budur demişti Tuğrul Türkeş. Peşinden Milliyetçi Hareket Partisi'nden kendisini hedef alan açıklamalar yapıldı. Yani Osman Kavala meselesi yüzünden Avrupa Konseyi'nde koridorlarda dolaşamadığını falan anlatmıştı Özgür Özel'e Tuğrul Türkeş. Bütün Avrupalı diplomatların kendisine bu soruyu sorduğunu söylemişti. Neyse, şimdi bu Osman Kavala'yı ziyaret edeceğim açıklaması üzerine MHP'den de tepkiler gelince ve babasına Alparslan Türkeş'e atıfla bir takım tepkiler gelince Osman Kavala cezaevinden bir açıklama gönderdi. Yazılı bir açıklama Osman Kavala'nın sosyal medya hesabından yayınlandı. Diyor ki
Belli ki Sayın Türkeş babasının çektiği acıları yakından hissetmiş olmanın başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini anlatmak istemiş diyor Osman Kavala. Kavala'nın ne dediğine bakalım. Bugün Bahçeli isim vermeden bu konuya da değindi basın toplantısında, sonra Bahçeli'yi dinleyeceğiz. Geçmesini olumsuz etkileyen faktörler. AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi direnişi davası hükümlüsü iş insan Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini, gerçek milliyetçiliğin bu olduğunu söylemişti.